Allah Teala razı olsun temennileri için. Bu din hepimizin Allah Teala ihsanda bulundu, lütufta bulunmuş bu ülkeye, bu coğrafyaya. Dedelerimizin din-i İslam'a yapmış olduğu hizmet sebebiyle Ehl-i Sünnet itikadı dünyaya yine buradan aynı şekilde pompalanıyor ve gönderiliyor. İşte Seyyid Abdülhakim Harvasi Hazretleri, yani bugünkü Irak, oraya hicret ediyorlar. Sonra geri dönüyorlar, İstanbul'a geliyorlar. İşte Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Hazretleri yetiştiriyorlar. Ki kendilerinin kitap yazma zamanı şartlar müsait değildi. Ve Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh hocasından öğrendiklerinin hepsini, daha doğrusu onların çizgiyle hangi kitaplar ve neler alınması gerekir. Bir ömür harcayarak Ehl-i Sünnet itikadını bize aynı şekilde önümüze koydular. Ve Emen abiler de Allah Teala rahmet eylesin, derecesini âli eylesin, şefaatine nail eylesin. İşte İhlas Holding gibi İhlas Holding şirketlerini kurarak, işte Türkiye Gazetesi, TGRT, TGRT FM, TGRT Belgesel, TGRT Haber, bunları kurmak suretiyle, işte Türkiye takımı çıkartmak suretiyle bu hizmetin sahasını daha da genişlettiler. Ve destek verdiler. Hakikat kitabına destek verdiler. Onlar kendi üzerlerine düşeni yaptılar. Bu bir nimettir. Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, ihsanıdır. Dolayısıyla bu nimetin kadir ve kıymetini bilirsek bu hizmet, bu nimet bizim elimize kalır. Yoksa gider. Hem gider mi? Gitmez olur mu hiç? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de dünyayı şereflendirdi. Medine-i Münevvere'ye hicret etti. İslamiyet'i oradan yaydı. Ve bugün aynı şekilde itikadı bozuk kimseler var Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı şereflendirdiği zaman da Kabe'nin içerisinde 360 put vardı. Ve dünyaya aynı şekilde Ehl-i Sünnet itikadını, İslamiyet'i yayan bir Osmanlı vardı. 600 sene kaldı. Onlar da gitti. Dolayısıyla hiç kimse bu dünya baki değildir. Ama nimet, kadir, kıymeti bilinirse o elde kalır mı? Evlette kalır. Şimdi bunun için de hani dinleyicimiz diyor ki biz de gayret ediyoruz. Allah-u Teala razı olsun. Bu gayretlerin, bu çalışmalarımız hep kendimiz içindir. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bir nimeti verdikten sonra yarın ahirette hepimize soracak. Benim dinim için ne yaptın diye. Herkese soracak. Mevkisi, makamı, kapasitesi, işi, aşı, neyse ne olursa olsun herkese soracak. Herkes kendi durumu ve haline göre de aynı şekilde bu hizmete katkıda bulunmak mecburiyetinde. Hatta mahkumiyetinde. Kendini, çoluğunu, çocuğunu ateşten kurtarmak istiyorsa tabii ki. Eskiden Osmanlı döneminde mesela dinimizi başkalarına, bilmeyenlere, duymayanlara ulaştırmak için işte seferler düzenleniyor, işte cihada çıkıyorlarmış. Şimdi bu dinleyicimizin yaptığı şey, geri dönsek 400-500 yıl önce herhangi bir sefere katılmış gibi bir şey mi? Aynen, daha da ileride buyuruluyor. Kilometrelerce yol gidiyor. Düşünebiliyor musun? Sen buradan kalkacaksın, ta aynı şekilde Viyana'ya kadar gideceksin. Viyana kapılarında orada şehit düşen. Bu bugünkü aynı şekilde bu basınla, gazeteyle, kitapla yapılan cihat Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına iletmektir. Yoksa toprak işgali değildir. İnsanlar katletmek, öldürmek değildir. Duyurmak. Duyurmak. Duymayanlar. Bugün mesela bu radyo vasıtasıyla, televizyon vasıtasıyla, internet vasıtasıyla dünyanın her tarafına duyuluyor. Hakikat kitabı bir İngilizce, Almanca, Fransızca ve diğer dillerde kitaplar basarak dünyanın her tarafına pompalıyor. Dolayısıyla daha öncekinden kat kat daha çok sevap. Bunun, bu hizmetin neresinden tutarsan tut. Yani parmağıyla bile aynı şekilde destek veren mutlaka karşılığını görür. Hem dünyada hem ahirette. Bir de dört halde bu benimdir, Rabbimin aynı şekilde dinidir, hepimize aittir, çoluğumu çocuğumu kurtarmak istiyorum diye dört elle sarılacak olursa Allah-u Teala dünyada da ahirette de bunun karşılığını ona bol bol ihsan eden elbette eder. Efendim gelelim, dinleyicimiz dedi ki misyonerler geliyor, ne yapalım? Şimdi Hakikat Kitabı'ndan kitap istiyoruz, onlar da aynı şekilde gönderiyorlar. Allah-u Teala razı olsun. Yani biz de zaman zaman bize gelen adresleri gönderiyoruz ve oradaki arkadaşlar da, çünkü bu din, bunun şakası olmaz. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh dünyadan gelen mektuplarda onlara kitap gönderirken hemen adreslerini yazar, kendilerine bizzat gelen mektup adresleri yazar, hemen teslim ederlermiş. Kardeşim demiş, yarına kalsa, unutur kalırsak ve bu adamcağızın eline de kitap eline geçmezse, kitap geçmeden de vefat ederse yarın ahirette bizden davacı olur. Ya Rabbi ben bilmiyordum, öğrenmek için bunlardan istedim, bunlar bana 6 ay sonra gönderdi, o zamana kadar da ecelim geldi. Nasıl cevap vereceksin? Hakikaten öyle ya.
Eğer o kitaplar gelseydi ben itikadımı düzeltir, amelimi düzeltir, tövbe eder, cennete giderdim. Şimdi cehenneme gidiyorum. Bunlar sebep oldu. Adam, hadi buyursun. Bana gelen adresleri ben size hemen veriyorum. Tabii. Biz de hemen gönderiyoruz hakikatlerine. Dolayısıyla yalnız bize gelen adresleri biz posta havalesiyle gönderdikleri için biraz gecikmeli gidiyor. Onun için dinleyiciler müsterih olsunlar. 15-20 günü buluyor. Buluyor.